kafam zarlanmaz deli hastası bir adamsın be. He? İftira attın yetmedi. Bir de hamçayı tıktıracaksın beni. Ezgi. Manyak. Alo. Duyamadı bunları ya. Şşt, belalı bunlar. Ben biliyorum. Biz neyiz? Biz de belalıyız. Biz adamı var ya. Oh, oh. En çok belalı biziz. Suç oradayız. Uyu hadi, dinlen biraz. Bakalım ya. Nasıl gitti? Ben nöbet tutuyorum şu an. Tehlikeli yer burası. Öyle mi diyorsun? Sen uyu. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Ezgi ne yap? Özgür otursun. Burada. Deniz. Tatlım. Ay kusura bakmayın biraz geç kaldım. Evrak işleriyle uğraştım da. Canson evden kıyafet yolladı. Şimdi ifaden alınacak. Tamam. Sakın karışmıyorsun. Ben konuşacağım komiserle. Her şeyi tek tek anlatacağım. Açık seçik anlatacağım sevgilim. Ama önce üstümü değiştireyim. Çünkü bu kapı çok ciddi alacağını sanmıyorum beni. Buralar bizi çok değiştirdi. Hiçbir şey sizin gibi olmayacak. Yine de bir sakin olalım. Al tatlım hadi. Bebeğim acil. Abiler, ablalar. Öpüyorum. Anlattığım gibi komiser bey. Yani her şeyin başından beri planlanmış. Benim işe alınmam da dahil. Bu Tolga Bey. Bey deme şu zibideye. Tolga isimli şahıs beni kendisi arayarak iş görüşmesine çağırdı. Sonra işe aldı. Ardından da bana kullanmam için bir bilgisayar verdi. Tamam Ezgi Hanım. Bunu ifadenizde anlattınız. Biz de bunu kayda geçtik değil mi? Evet geçelim. Size oyun oynandığını iddia ediyorsunuz. Ama öte yandan her şeyi siz yapmış gibi gözüküyorsunuz. İşte orası öyle değil. Benim bu bilgileri alıp da yaptığım bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Özgür Bey, sizin de ifadenizi aldık. Beyanınız tamam. Avukat hanım daha iyi bilir bunları. Somut kanıtlarla desteklemeniz gerek. Tabii tabii, biz mahkeme için hazırlığımızı yapacağız zaten. Şimdi imzalayın ifadelerinizi. Bakın da öyle. Biz bunları savcılığa intikal ettireceğiz. Ezgi Hanım'a mahkeme günü tebliğ edilecektir. Avukat hanım takibini de yapar. Bana bakın. Artık vukuat falan istemiyorum ha. Zaten ne geldiyse başımıza Tolga şikayetçi olduğu için geldi. Ben dosyayı alıp neler yapabileceğime bakacağım, tamam mı? Nedir ya, ne olur sonucu? Ezgi'yi ceza alırsa ki bu delillerle çok yüksek ihtimalle alacak. Para cezasına çeviririz. Ama tabii sicili ve kariyer açısından pek hoş olmayacak. Yumuşatmana gerek yok Deniz'ciğim. Hoş olmayacak diye bir şey yok. Hoş değil diyor. Çok fena olur desene ya. Ezgi senin için çok fena olur. Ya durduk yere başıma gelene bak. Ya tamam canım, tamam. Deniz halledeceğim dedi işte. Hadi siz işinize, gücünüze, evinize hadi. Peki Tolga'nın tepesine çöksek, şikayeti geri aldırsak problem çözülür mü dersin? Ay Ozan sen yapma bari ya. Sadece çözülür mü? Çözülmez tabii ki. Tamam bir şekilde ikna etsek. Yok abicim, yok. Bu iş böyle olmayacak. Yani normalde ben yediririm de Tolga'ya o şikayeti. Çözüm değil. O belgeler ortada dolanmaya devam ettiği sürece başımızın belası bu. Anlatabiliyor muyum? Evet, aynen öyle olacak. Ya ben sürekli korkarak mı yaşayacağım? Benim hayatım, benim geleceğim, ideallerim, her şeyim Tolga'nın iki dudağının arasında mı olacak? Sen gel bakayım şöyle bir. Sen bir merak etme, sakin ol ya. Ben bu işi kökünden halledeceğim de. Halletmeden durmayacağım bu sefer. Merak etme. Tamam hadi durmayalım burada, gidelim hadi. Bana bakın, ben Tolga'yı bulmaya gidiyorum ha. Ben de engel olmaya sakın çalışmayın. Bakın hapisten yeni çıktım, çok öfkeliyim, üzerim. Ezgi! Üzerim! Ne üzerim? Üzerim dedim, Tolga'yı bulacağım. Bak, delirdi bunlar, ne yapıyor ya? Ben bunları yalnız bırakmayayım. Bence de. Hadi gidelim, hadi. Efendim anneciğim? Ezgi, yavrum, yahu neler olmuş öyle akşam güzel kızım. Ay iyi misin sen yavrum? İyiyim, iyiyim anneciğim. Anneciğim gerçekten iyiyim. Vallahi sadece bir yanlış anlama. Yani yalnız yanlış anlaşılma öyle mi? Anneciğim bak gerçekten öyle. Hatta ifademi verdim çıktım bile.
İyi, çok şükür. Ama ben yine de geliyorum yavrum. Vallahi akşamdan gelecektim. Ama tansiyonum düşmüş, yığıldım kaldım burada. Ünalcığım da sağ olsun geceden beri benimle uğraşıyor. Ne? Anne iyi misin peki şimdi? Ben iyiyim yavrum. Asıl sen iyisin ya, önemli olan o. Anneciğim ben gerçekten iyiyim. Bak lütfen. Gelmeni gerektirecek hiçbir durum yok ortada. Ünal abi verir misin bana? Tamam. Seni istiyor. Alo kızım. Ünal abicim anneme söyler misin? Gerçekten gelmesine gerek yok. Her şey yolunda. Sadece bir yanlış anlama. Halloldu bile. Şimdi yol yapıp yorulmasın bak. Tansiyon falan dedi. Merak etme kızım. Annen iyi. Yani senin haberlerini alınca daha da iyi oldu. Siz işinize bakın tamam mı? Ama bizi habersiz bırakmayın. Tamam. Tamam Ünal abicim. Tamam mıyız? Bulalım bu Tolga'yı. Hadi bakalım. Ya iyi de sormadın mı kızım ne oluyor diye? Ayrıca sen bana niye hemen haber vermiyorsun böyle şeyleri? He? Nasıl haber verseydim? Telefonun kapalıydı. Akşam da gelmedin. Hem sordum tabii ki de. Ama söylemediler bana bir şey. Bu arada Özgür burnundan soluyordu söyleyeyim. Ya Özgür hep burnundan soluyor. Hep. Hep. Hiç değişmedi ki. Göz bebeğinin mekanını kaybetti diye delirdi, delirdi. Ya. Aman. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Fıs. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Kuzen? Sen bana söz vermedin mi? Kuzen ne sözü ha? Ya? Allah Allah aşkına olur mu? Niye vuruyorsun ya? Onu kabahat etmem beni. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Dur, dur, dur. Tamam. Özgür, tamam. Tamam. Kaba kuvvetle bir şey çözemeyiz. Aynen. Ya sen ne utanmaz, zarlanmaz, ne ruh hastası bir adamsın be? Ha? İftira attın, yetmedi. Bir de hamsa tıktıracaksın beni. Ezgi. Manyak. Ezgi. Deli bozuk. O şikayet dilekçesinin altında senin imza yok. Ha? Ezgi iftira attın yetmedi. Bu kafesi sana verdim. Sırf başımıza bela olmadı diye o da yetmedi. E oğlum sen niye gidip polise veriyorsun lan kayıtları? Niye şikayet ediyorsun? Arkadaşlar sakin olun. Ne şikayeti ya? Ben kimseye şikayet falan etmedim. Ben yapmadım öyle bir şey. Ben yapmadım. O şikayet dosyası şu an nerede? Ben onu bile bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Kim yaptıysa gitsin o düzelsin. Bana ne? Ben yapmadım. Gerçekten yapmadım. Gerçekten. Özgür. Özgür. Gerçekten. Özgür, bu doğru söylüyor olabilir mi? Ezgi, ne bileyim adamın hayatı yalan da bu sefer sanki doğru söylüyor ya. Doğru söylüyor. Gerçekten doğru söylüyor. Yani ben gerçekten doğru söylüyorum. Bakın, sadece gerçeği söylüyorum. Gerçekten sadece gerçeği söylüyorum. Emin olun. Özgür, yapmadım. Gerçekten, ben yapmadım. Birisi almış olabilir mi o dosyaları? Ha? İrem. İrem yaptı. Kesin İrem'in işi bu. İyi gidip bulalım şu İrem'i. Pislik! Hasta. Şuraya bak ya. Saçımı da bozdu. Agresif. Ya bakmayın toplayın şurayı hadi. Çok çabuk ulaştılar. Şimdi yapmamız gereken İrem'le konuşmamalarını sağlamak. Nasıl olacak? Sen ihbar etmedin yani öyle mi? Ha, ya bir sen eksiktin Gizem. Ya bir sen eksiktin, hoş geldin. Harika. Ya ben yapmadım diyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. İremciğim, şimdi beni çok dikkatli dinliyorsun. Başın fena halde belada. Birisi ararsa sakın ola sakın açmıyorsun. Burada ortalık çok karıştı. Bak sakin ol. Ben senin çok yakın arkadaşınım. Bu derece zarar görmene asla müsaade edemem. Dinle şimdi beni. Tolga. Neden yaptın? Sana Ezgi kırmızı çizgim dedim. Bana söz verdi. Neden şikayetçi oldun? Ya yeter. Bak yeter. Son kez söylüyorum. Ben deneme tahtası mıyım? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ben yapmadım diyorum. Tamam. Peki bunu eğer sen yapmadıysan kim? İrem. Tabii ya. Nasıl düşünemedim bunu ben? İrem tezgahladı. Suçu senin üstüne attı. Ortadan kayboldu. Tabii ya. Nasıl düşünemedim ben bunu? Dosyayı çaldı demek. Aynen öyle.
82 kere aradım vallahi İrem'i. Belli oldu açmayacak telefonu falan. Açmaz tabii. Ulaşamayacağız. Yani ben böyle bu bela peşimde gezeceğim duracağım herhalde. Kurtulamayacağım. Hayatım bulacağız ya İrem'i. Merak etme. Ya bulamadık mı? Bak hiçbir şey bulamazsam giderim. Tolga'ya iftira attığını söyletip altına da imza attırırım ya. Hele bir bak onu bir yapmasın. Hele bir yapmasın. Ne yapacaksın sevgilim? Dövecek misin? Ya Özgür kaç kere söyleyeceğim sana, insanları döverek çözüm üretemeyiz. Yo. Kibarca rica ederiz. Ben Ezgi'yi suçlu duruma düşürmek için tuzak kurdum diye ifade verir olur biter değil mi? Aşk olsun o zaman. O da bir yöntem. Sen de mi yani? Yakışıyor mu sana? Tamam ya, işin anahtarı İrem. Orası belli. Onu bulmamız lazım. Buna odaklanalım şu an. Dilekçeyi de yırtıp atmamıştım, dosyanın içinde duruyordu ya. Evet, benim de başımı yaktı zaten. Onun yüzünden hastaneden kovuluyordum ya, işimden oluyordum. Tolga, bir fikrin var mı? Nasıl kurtulacağız bu durumdan? Kamera kayıtları var bende biliyorsun. Evet. Ama nasıl yapacağız? Yani bunlar bizde diye de çıkılmaz ki ortaya şimdi. Yok, bak, bak şöyle yapalım. Sen onları bana ver. Ben gizli bir şekilde savcılığa ulaştırayım. Yeşim biliyorsun, gazeteci kardeşim. Onun bağlantıları vardır kesin. Aa, olabilir. Olabilir ama bak sakın bizden çıktığı anlaşılmasın sakın. Yok yok asla, anlaşılmayacak. İkimizi de şu İrem belasından kurtaracağım. Kız kendi başına ne işlere kalkıştı. Ayrıca eğer bu işi yapmazsak Özgür seni hiçbir zaman rahat bırakmaz. Unutma. En başa döneceğiz. Nasıl? O kamera kayıtlarını saklayan adam vardı ya. Onu yakalayıp iş dışında. Onu böyle yakalayacağız. Hı. Onu yakalayıp kibarca, profesyonel bir dille sorular soracağız bir takım. Sen bunu niye yaptın? Sana bunları kim yaptırdı falan gibi cevaplar alacağız kendimize. Ben zaten aramıştım sabah. Orada mı çalışıyor mu, açık mı orası falan hala diye de. Açıkmış, oradaymış. Yalnız şöyle bir şey var, vardiyası bitiyor. Hadi gidelim o zaman. Sen, ben sevdim iyi. Sen gel bakayım buraya, sen gel. Sen burada tatlı tatlı, güzel güzel, üstü bir kız gibi otur. Ben gideceğim. Sen burada oturacaksın Pablo. Emanet sana. Tamam. Gidiyorum ben. Sen gel. Bizi almadılar. Serdar, İrem'in görüntülerini savcılığa götürecek, mevzu kapanacak ama bizim Özgürler ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar hiçbir şeyden haberimiz yok. Hepsi senin yüzünden. Aa, benimle ne alakası var canım, ben ne yaptım? Özgür'le çalışıyor olsaydı şimdi ne yapıyor, ne ediyor her şeyi bilirdik. Hepsinden haberim olurdu. Bu ne işime yararsın ki? Öyle mi? Ama ne yazık ki burada çalışıyorum artık. O yüzden yapacak bir şey yok. Seni kovarım. Olur biter. İki ağlayıp sızlanırsın. Özgür dayanamaz, seni geri alır. Almaz. Burada kaldığım için beni affetmez. Sen bir yolunu bulursun, yaparsın. Ne yap et, Özgür'ün yanına geri dön. Tamam mı? Bırak! 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 Tamam, saat. İmdat! Bir şey yapmayacağız. Tamam. Tamam. Sakin misin? Ha? Hırsız değiliz, katil değiliz. Merak etme. Tamam mı? Şimdi bırakacağım seni. Bırakıyorum. Tamam. Gel. Nefes al. Nefes al, bir kendine gel. İyi misin? Ha? Var mı şey? Güzel. Şimdi sana güzel güzel sorular soracağız biz. Sen bunları güzel güzel cevaplayacaksın. Sonra biz geldiğimiz yönden güzel güzel gideceğiz. Anlaştık mı? Ben sizi tanıdım. Ha, plakayı tanıdın kardeş. Tamam, güzel, aferin. Harika. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Kamera kayıtları nerede? Onları kim sildirdi? Ben bir şey bilmiyorum. Ha, sen bilmiyorsan kim biliyor mesela? Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ama bize o kamera kayıtları lazım. Yani bulamazsak
Kamera kayıtları sildirenin adı lazım. O da mı olmadı? Seni bulmuşken artık ne bileyim. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok, yok. Yok. Tehdit demeyelim de iyilik diyelim. Niye iyilik? Şimdi sen bana istediğim cevapları vermezsen eğer ben gideceğim. Senin işvereninle konuşacağım. E sen işinden olacaksın. Sana davalar falan açılacak. Tonla işe uğraş dur şimdi gerek yok. Ha? Bir daha güvenlikle ilgili iş de bulamazsın. Söyleyeyim sana yani. Bırakın gideyim. Ailem var, çocuklarım var. Ekmeğimle oynamayın. Abiciğim, bizim zaten ekmeğinde gözümüz yok. Sen şu an anlatmayarak kendi ekmeğinden kendin oluyorsun. Yani ortada belli ki bir şeyler var. Anlat işte. Bu İrem Hanım geldi. İrem Hanım. İrem Hanım. Güzel. Sonra? Belli bir saatteki görüntüleri kendine kaydettirdi. Daha sonra da sistemden sildirdi. Teyzeciğim ne içerseniz, ne ikram edeyim size? Ay yeter. İçmeyeceğim bir şey. Ben buraya bir şey içmeye mi geldim ya? Bak oğlum annen de perişan. Niye yapıyorsun böyle? Bir tek Özgür'ü üzmüyorsun ki çocuğum. Hepimizi üzüyorsun. Ne demek böyle ya? Niye yapıyorsun sen bunları? Kız arkadaşından şikayetçi olmuşsun. Ne? Ne bu? Ne? Ama bak şimdi teyzeciğim yani her şeye eyvallah. Tamam da yani benim o olayla hiçbir alakam yok. Gerçekten. Tabii bir de şöyle bir gerçek var. Yani benim şimdi elim rahat dursa ayağım rahat durmuyor yani. Yaratılışım böyle teyze. E tamam da artık buna bir son vermenin zamanı gelmedi mi? Ne demek bu böyle? Nasıl bir savunma? Sen de bir şey söyle Fitnat. Ay benim kendime faydam yok. Ne desem boş. Aa. Fitnat ablamı da en nihayetinde bir farkındalık kazanmış gördüm. Güzel. Seni Özgür'den ayrı tutmadık Tolgacığım. Sen de biliyorsun bunu. Ne demek oluyor bu yavrum ha? Çocuklar geceyi nezarethanede geçirmişler. Ama yani şimdi teyze ben kaç defa söyleyeceğim ben bir şey yapmadım diyorum gerçekten yani. Yazıklar olsun size Tolga Bey. Ya ben gerçekten bunu yaptığınıza inanamıyorum. Aa, kızım seni burada mı unuttular? Senin burada ne işin var? Gizem sen ne arıyorsun yavrum burada? Gizem artık benimle çalışıyor. Gizemciğim sen bu işe karışma. Hadi işine bak. Tolga Bey, işten daha önemli şeyler var bu hayatta. Mesela çalışmak gibi. Yani sebat etmek gibi. Ne bileyim, iki insanın arasında oluşan o enerji akımı, ne derler? Mutluluk gibi. Böyle şeyler var hayatta. Her şey çalışmak değil. Aşk olmasın o. Diyelim ki oldu. Olsun. Size aşk olsun. Özgür Bey ile Ezgi'nin ne suçu var yahu? Birbirlerine aşık olmak dışında ne suçu var? Ha? Ya sizin bu iğrenç, pis, kötü enerjiniz, nefretiniz, kininiz bu insanlara mı yetiyor? Bu insanların huzurunu kaçırmak için mi varsınız siz bu hayatta? Ah! Gizem bir yakamdan düşer misin artık? Bak yoksa seni kovarım. Siz zahmet etmeyin efendim. Ben kendim istifa ederim. Yani sizin bu yüksek oranlı primlerinizden, yıl sonu zamlarınızdan vazgeçerim. Geçerim. Gerekirse evimde galeta yerim. Yanında da kibrit kutusu büyüklüğünde peynir yerim. Yanında domates yerim, salatalık yerim. Bunları yer, idare ederim yani ben. Kızım diyet mi yapıyorsun, atar mı yapıyorsun? Bağla şunu. Hanımlar, gidelim. Bir dakika bile kalmayalım bu pis mekanda. Ah, çok memnun olurum. Tamam, hadi kalk. Kalk kalk gidelim. Hadi Fitnat, hadi. Allah aşkına. Ama bak oğlum ben sana adam olamazsın demedim. Ben sana ne derim biliyor musun? Ne dedim ben buna Fitnat? Pilot olamazsın dedim. Evet pilot olamazsın dedim. En nitekim de olamadın işte. Hadi Fitnat hadi. Hadi biz gittik. Hadi benim bak. Bir çift lafım daha var. Tolga Bey, Tolga Bey. Böbürlenmeyin. Sizden büyük Özgür Bey var. Vallahi Oscar'lık oynuyorsun Gizem. Bravo. Şiş, harika. Ah, aferin sana. Kamera kayıtları belki hala bir yerlerde duruyordur. Ulaşabiliriz. Zannetmiyorum. Yani İrem kendini suçlu gösterecek bir şeyini yasaklasın ki. Aklı olan yok eder. Peki ne yapacağız şimdi? Yani adamın ifadesi yeterli gelir mi? Zor. Yani somut bir şeyler lazım. Tamam. Sen düşürme kendini. Merak da etme. Düzelecek her şey gör bak. Şimdiden epey bir şey öğrendik değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.